Rich piyasaların herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Şimdi doların dün gece olan hareketi ve endeks tarafında da şöyle bakacağız. Dolar bazında bakacağız çünkü çok önemli noktalardayız. Çok önemli bölgelerdeyiz. Gerek dolarda gerek endekste ve hisselerde. Bunlarla ilgili bir çalışma hazırladım size. Bunu yorumlamaya çalışacağım şimdi. Evet, bunun öncesinde hemen şöyle bir duyuruda tekrar bulunmak istiyorum. 2019 yılı eğitimlerimiz başladı. Kayıtlarımız devam ediyor. İlginize teşekkür ediyoruz. Ankara 20 Ocak olmak üzere ilk eğitimimiz. 3 Şubat'ta İstanbul, 24 Şubat Adana, 3 Mart tekrar İstanbul, 24 Mart Pazar İzmir ve Antalya, İstanbul olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Kayıt için Reçber Eğitim Danışmanlığı internet sayfamıza ulaşabilirsiniz. Eğitim tarihleri, internet üzerinden eğitimler, özel eğitimler, birebir eğitimler hepsine ulaşabilirsiniz. YouTube'da ilgili bir çalışmamız olacak. Bunu da ilerleyen süreçte duyurayım şeklinde sizlerle paylaşacağım. Sayfamıza abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra şuradaki zil tuşuna veya abone ol tuşunun hemen yanındaki zil tuşuna dokunarak bizlere abone olur ve yorumlarımızı izleyebilirsiniz. Hemen şöyle dolar tarafına geçiyorum arkadaşlar. Dün akşam dolarda dün özellikle günün ikinci yarısında şurada da bahsetmeye çalıştığım gibi aslında dolar nereye kadar yükselebilir? Dünyada dolar endeksi. Birçok çalışmayı detaylı bir şekilde yapmıştık. Kademe kademe ihtimallerin neresi olabileceğinden bahsetmiştik. İhtimal olarak şu görmüş olduğunuz 5.41'in üzerinde yani 60 günlük hareketli ortalamanın üzerinde eğer bir hareket olacak olursa 200 günlük hareketli ortalama pardon 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 5.75'leri konuşur oluruz demiştik ama bu hareket çok sert, çok anlamsız, çok spontane, hızlı gelişen bir hareket oldu. Gördüğünüz gibi çok sert yükselişler yani boş olan hareketler çünkü gece 2'de olan hareket olduğunu düşünecek olursak 5.83'ler görüldü ve tekrar yükseldiği yere kadar geri geldi. Bunun anlamı belli ki piyasa çok sakin bir seyir içindeyken sert yukarı ve aşağı hareket ne anlam ifade ediyor diyecek olursak haftalıklarda daha önce de bahsetmiş olduğunuz gördüğünüz gibi aslında çok önemli ortalamaya dokundu. Günlüklerde de biraz önce bahsetmiş olduğum 100 günlük hareketli ortalamaya dokundu. Neyin üzerinde şu an için halihazırda 60 günlük hareketli ortalama üzerinde 5.41'lerin üzerinde. Şimdi acaba burada kalacak mı? Dolayısıyla bu hareket büyük ihtimalle devamı gelecek bir hareket olmayacaktır. Yani yarın öbür gün bir hafta içinde bu seviyeleri ve bu seviyelerin üzerini görmesini beklemiyoruz. Çünkü çok sert gelişen boş olan hareketler ve arkasından hemen satışla karşılanan hareketler olduğunu görüyorsunuz. Kontrollü bir geri çekilme yani yukarı ve aşağı bir trend hareketi olmadığını net olarak söyleyebiliriz. Ancak şu kırmızı hareketli ortalamanın altına yarın bakın bugün Perşembe yarın Cuma yarın bu ortalamanın altına geri çekilmesi ihtimali var. Bu ortalamanın altına geri çekilmesi halinde yükseliş buraya kadar olmuş olacak ve arkasından tekrar biz geri çekilmeleri göreceğiz arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiş olduğum seviyelere doğru. Ama bunun için tabii ki şöyle 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafiğe baktığımda hala hazırda tutunmak isteyen bir yapı söz konusu. Tabii tablodan yola çıkarak bizim normal her zaman yapmış olduğumuz çalışmamızdan yola çıkarak. Bu A2 yani 5.81'ler 83'ler görülmüştü bakın. İhtimaller dahilinde eğer 5.41 5.42 görüyorsunuz. Yani bizim dün de bahsetmiş olduğumuz o kritik seviye kırmızı hareketli ortalama bakın 5.41 5.42 seviyesine denk geliyor. Bunun üzerine çıkması halinde biz ancak buraları 5.57'leri 5.80'leri 57-570'leri konuşabiliriz demiştik ki bunun bir yerde çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olması en azından doların bir trend oluşturmayacağını gösteriyor benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi 5.42 altına gelip burada kapanışlar olacak olursa biz daha aşağılara geri çekilmelere başlayacağız. Tabloyu yıllık anlamında değerlendirecek olursak yıllık anlamında da gördüğünüz gibi 5.79'lar 5.55'lerin altında şu an yıllıklarda şu an 5.41 5.44-5.45 olduğunu düşünecek olursak bu ne anlama geliyor? Yıllıklarda da aslında bakın 5.46 80'in altında kaldığı sürece demek ki tekrar geri çekilecek bir hareketten bahsedeceğiz. Yani en yüksek 5.79-5.80 görülmüş oldu. 5.55'in altında kaldığı için bugün daha kaldı aslında kapanışlar bu seviye altında devam edecek olursa çok büyük ihtimalle biz geri çekilmelerin devamını göreceğiz. Yani
son bir hamleymiş gibi olacak ve gerek haftalıklarda şöyle son bir deneme yapıldıktan sonra alt bantlara doğru, gerekse aylıklara baktığımızda, aylıklarda bakın şu ortalamanın mavi 5 aylık hareketli ortalamanın altında, 5.51 altında kaldığı sürece de bu gelişme büyük ihtimalle yatay, hatta zaman zaman aşağı 5'lerin altına doğru getirebilecek hareketi getirebilir. Ancak bakın, iki taraflı ister istemez konuşacağız. Çünkü sonuçta bizim beklentimiz hala hazırda aşağı. Bu hareketlerin gerçek olmadığı ve geri çekilmenin olabileceği yönünde. 4.4, en azından 4.90-4.92 bölgesine doğru. 5.51 altında bakın, şu 5.51 sol tarafa da bakabilirsiniz, şu bölgeye. 5.51 altında kaldığı sürece bu hareket aşağı geri çekilecektir. Yani 5.51, yani yıllıklarda 5.55, 5.55 ile 5.47 bölgesi arası. 5.51 altında kaldığı sürece bu geri çekilme devam edecektir. Nereye kadar? 5.10, 5.04, 4.80, 4.90 bölgesine kadar oluşabilir. Peki günlüklerden şöyle haftalıklardan günlüklere tekrar dönüyorum. Bu tam da çok önemli bir bölgede görüyorsun. Şu kırmızı hareketli ortalamanın geçtiği seviye 5.41'ler. Evet, bu seviyenin altını çok önemsiyoruz. 4 saatliklere baktığımda çok sert ve geri çekilme. Ama şu ortalamaların da 5.42 mesela günlükler bazında, eğer şöyle bir değerlendirme yapacak olursak günlüklerde dünkü kapanışı 5.40 olarak aldığımızda 5.44'ün altında, evet. Hemen bakıyorum, o seviye kaçtı? 5.42 gözüküyor. Yani 5.40'a doğru geri çekilme olacak olursa ve 5.40'ın altında kapanış görecek olursak büyük ihtimalle yarın tekrar 5.30'lara, 34'lere doğru geri çekilmeler görebiliriz. Bu da son bir adeta spike yukarı. Çok sert bir hareket. Bu zaman zaman aşağı olur, zaman zaman yukarı olur. Olduktan sonra geri çekilme ifade eder ve düzeltme tekrar bu hareketli ortalamanın altında yarından sonra başlayıp başlamayacağını görmüş olacağız. Şu an her fırsatta bir satış geldiğini görüyoruz. Yukarı yaptıktan sonra satış geldiğini görüyoruz. Bu ortalamayı aşağı kırması demek ilerleyen saatlerde tekrar 5.40'ların altına gelebilir. Böyle bir durumda da çok büyük ihtimalle TL'nin değerlenme süreci tekrar devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Şöyle bir tahvile bir bakayım sadece. Evet, tahvilde de şu an için bakın 19.60'ları görüyoruz. Tahvilde bu anlamda oldukça önemli. Tabii bu noktadan bakacak olursak şöyle de bir bugün ayın 3'ü olduğunu düşünecek olursak enflasyon ne geldi? Enflasyona bakıyoruz. 0.4. Yani bu eksi bir enflasyon beklentiden daha iyi. Yıllıkta nereye geldi? %20'lere gelmiş durumda. Hatta bunun grafiksel anlamda yorumunu da yapabiliriz. Daha önce de bahsettik. Bu geri çekilme devam edecektir. Evet, devam edeceğe benziyor. Önemli olan, benim daha önce bakın bunu gururla söylüyorum, her zaman ifade ediyorum. 2016'dan beri Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon dedik ve bakın enflasyon nelere yol açtı, bunu da burada görebiliyorsunuz. Yani bizi izleyenler bunu biliyorlar, gördüler. Enflasyonun %20'lerin üzerine, %18'lerin üzerine çıkabileceği. Dolayısıyla şu anki durumda, çok da uzatmayayım, hemen şöyle geliyoruz. Kademe kademe 17, 15, 12'lere doğru enflasyonda bir geri çekilme görebiliriz arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Önemli bir nokta. Evet, indirimler oluyor ama kriz öncesi seviyelere fiyatlar geldi mi? Gelmesi beklenemez tabii ki. Kurdaki hareketin etkisi, enflasyonda yaşanan hızlı yükseliş ve bunun akabinde yapılan zamlar. Şimdi bu zamları eğer kontrol altına alacak olurlarsa, ki geri çekilmeler oluştu suda, doğalgazda, benzinde zaten bir süredir var. Dünya petrol fiyatlarının düşüşü bakın burada bizim için çok çok önemli. Dünya petrol fiyatlarının düşüşü, ki önümüzdeki süreçte de biz zaman zaman bunu göreceğiz. Bu da bizim için çok oldukça büyük avantaj. Zaten daha önce de bahsetmiş olduğumuz konulardan biri. Yani şu an için enflasyon %25'te zirve yaptı. %20'lere geldi. Nereye gelebilir? Bizim bir modelimiz vardı. O modele göre biz Rusya'daki enflasyonda benzer bir hareket oluşturabilir miyiz dedik. Ama bizde zamların maalesef
iş dikkate almadıkları için zamların etkisiyle %25'lere vurdu. Tekrar %18, %17 bandına, hatta %15 bandına geleceğiz büyük ihtimalle bu yıl. Ve önümüzdeki süreçte de etkisini olumlu manada görürüz diye düşünüyorum. Şimdi buraya geçiyorum hemen. Yani enflasyonun olumlu etkisi göreceğiz. Şunu da sorabilirsiniz. Ya Halil ya, enflasyon ne %20'si, enflasyon %80, %70 de diyebilirsiniz. Yani bu, biz resmi rakamlar üzerinden konuşuyoruz arkadaşlar. Yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Bundan başka bir şeye güvenebilir miyiz? Kendimizin bir oluşturacağı resmi bir istatistik var mı? Yok. Olanlar tabii ki vardır mutlaka bir şekilde, ama dünya ve toplum buradaki enflasyona bakıyor arkadaşlar. Yani TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına bakıyor. Ve dolayısıyla bir geri çekilme var. Tepe oldu. %21'in altında, bakın daha önce de sık sık ifade ettim. Enflasyon %21'in altında olduğu müddetçe biz rahat nefes alırız. Daha önceki %21,60'tı. %20'lerin altına büyük ihtimalle gelecek gibi gözüküyor. Yani %18, %17 bandına doğru ilk etapta geleceğimizi düşünüyorum. Yıl sonuna kadar da 15'ler normal olur. Önümüzdeki yıldan itibaren de bu düşüş devam eder eder. Zaten şunu da söylüyoruz. Yani bakın, daralan ekonomilerde, sıkışan, kriz sonrası daralan ekonomilerde, bakın 2008'i örnek göstereyim size arkadaşlar. Bunların çok çok örneklerini verdik. Yani bizi izleyenler yani bunları hatırlayacaklardır. Bakın 2008 öncesinde enflasyon son yılların en yükseğini gördüğü dönemde, o dönem daralmayla birlikte biz dedik ki Türkiye tarihin en düşük enflasyonunu görebilir mesajı vermeye çalışmıştık ki 2010'da bu görüldü, 2011'de bu görüldü 2 yıl içinde. Ama hemen arkasında bakın enflasyonla birlikte düşüş süreci, daha doğrusu daralmayla birlikte enflasyonun, talep enflasyonunun düşmesiyle birlikte bu süreç çok ciddi olarak işimize yaradı ve faizleri aşağı çekti. Bu da olumlu bir şekilde, bakın tahvil tarafına bakın, 2008'e hemen getirmek istiyorum. 2008'deki tabloya baktığınızda faizlerde de çok ciddi bir düşüş göreceksiniz ki ben bunu şiddetle savunduğum bir dönemde. Nasıl ki şu an ben iyimser değilim, ama çok kötümser olanlara biraz araştırmalarını tavsiye ediyorum. Ha, illa ki araştırıyorlardır, haddime de değil böyle bir şey söylemek, ama en azından biraz daha objektif bakılabilir. Genelde krizler bir kere olur, arkasından 2-2,5 yıl sonra ancak kriz görebiliriz. Burada da bu gerçekleşti. Şu an için her şey zirveye ulaştı. En kötüsü görüldü. Tabii ki reel sektörde daha etkilerini göreceğiz. Biraz daha zaman yayılacak. Ve geçmişteki krizden daha farklı olarak bir takım dünya standartlarında krize müdahale edilmediği için, hatta şunu net olarak söyleyeyim. Bu krizin faturası tamamen halka çıkartıldığı için arkadaşlar. Tamamen milletin üzerine yıkıldığı için, onun için geç toparlayacağız. Türkiye dinamik bir ülke diyoruz. Evet, toparlayacağız. Şunu unutmayın. Her zaman da şunu söylemeye çalışıyorum. Kriz bitti ama etkileri daha devam edecek tabii ki. Ama bizim üzerimizden, halkın, milletin üzerinden bu krizi atlatmak istiyor devleti yönetenler, hükümeti yönetenler. Bundan dolayı sıkıntı zamana yayılacak, zaman alacak diye düşünüyorum. Eğer devlet gerçekten bu tedbirleri ciddi olarak almış olsa, ha tabii vergi indirimleri görüyoruz, bir takım zamlarda geri çekilmeler görüyoruz. Bunların daha etkin olması lazım arkadaşlar. Türkiye asla bütçe açığını düşünmemeli. Bütçeyle ilgili çalışmalarım var, onları da paylaşacağım. Bütçe açık vermek zorundasınız bu ekonomik krizden çıkmak için. Kamunun olmadığı kadar harcama yapması lazım. Devlet, hükümeti yönetenler kendilerinden feragat etmeliler. Milletten değil. Keynes'in politikası neydi? Keynes'in ekonomi politikasına baktığımızda kamu harcamalarıyla bir yerde. Tabii bu çok eski bir politika, ama kamu harcamalarıyla, kamunun desteğiyle ancak krizden çıkabilirsiniz. Dolayısıyla biz de bunu hatırlatmış olalım. O dönemde evet, 2008'deki o ciddi faiz düşüş döneminin benzerini görebiliriz arkadaşlar. Faizlerdeki geri çekilme kafaları rahatlatacaktır, ülkeyi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Yeter ki çıkıp birileri faiz enflasyonu yükseltir, enflasyon faizi yükseltir gibi saçma, dünyada hiçbir literatüre uymayan, doların bizi ilgilendirmiyor, dolardaki yükseliş düşüş, dolar olsun boşanırsa boşansın gibi saçma sapan söylemlerde kimse bulunmasın yeter ki arkadaşlar. Ekonomi rayına oturur, kendiliğinden devam eder. Nasıl olsa milletin üzerine yüklediler. Hepimiz faturayı
fazlasıyla zaten bu süreçte katlanıyoruz. Evet, devletimize zeval gelmesin. Gerçekten öyle gelmesin. Ama devleti yönetenler de her şeyi vatandaştan, faturasını vatandaşa çıkartmamalı. Faizlerde dediğimiz gibi arkadaşlar ciddi bir düzeltme dönemi gelecek. Beklediğimiz hareket büyük ihtimalle gerçekleşecek diye düşünüyorum. Dolar TL'de de biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi hemen TL'ye dönüyorum. Dolar TL'de de düşündüğümüz o hareketlik olabilir mi? Evet, olacağı benziyor. En azından şu an 5.42 destek ama 5.45-5.47 direnç olmaya devam ediyor. 45-47 hatta 50 bölge şu aralık bir direnç bölgesi. Ama şu ortalamaların altında kapanışlar görecek olacak. Şu kırmızıya akşama değil ama belki yarına kadar gelebiliriz. Arkadaşlar böyle bir durumda da bayağı bir rahatlama getirecektir. Bu çubuk, şu günlük çubuk arkadaşlar şu an yeşil. Dün 5.39.60. Eğer bu yeşil çubuk kırmızı olursa bugün size söyleyeyim çok rahat bir hafta içinde 5.20'leri görebiliriz arkadaşlar. Dönüyorum. Hemen bu çalışmamızdan sonra özel çalışmamıza dönüyorum. Doları geçtik. Özel çalışmamızda ne var? Bakın. Hemen şöyle endekse döneceğim. U 100. Tümünü siliyorum. Dolar bazında yapıyorum. Aylık yapıyorum. Dönüyorum geçmişteki endeksin, dolar bazı endeksinin arkadaşlar. Bir. Şöyle. Dolar bazında endeks şu an geldiği seviye kaç? 16 300'lerde. Daha önce ne görmüştü? 12 800. 5'lerden beri biz bu süreci zaten bekliyorduk. Gerçekleşti. Dip bu bölgenin artık nasıl 5'lerdeyken biz bu bölgenin zirve olduğunu, hatta burada üçlü zirve olacağını piyasada da açıkçası bir şey söyleyeceğim. O anlamda piyasada gerçekleri söylediğimiz için de insanlar duymak istediklerini insanlar duyduklarında birilerinin peşinden gidiyorlar. Kendilerine yatırım yapmadıkları için de maalesef sık sık bunun serzenişlerini görüyoruz. 2008'de beklediğim kriz, o zaman Tercüman Gazetesi'nde yazıyordum. Dünyada ve Türkiye'de ciddi bir krizden bahsetmiştim ki öyle bir çöküş yaşandı ki o dönem CNBC'de hemen hemen her gün program yapıyordum ve bunu da paylaşıyordum. Krizin geldiğini, Türkiye'de ilk gelebileceğini 2008 yılında Tercüman Gazetesi'nde 2007-2008'de sürekli yazdığım bir köşem vardı. Burada duyurmuştum ki bu çöküş yaşanmıştı. 2009'a geldiğimizde dolar bazında endeks bakın 5'ten neredeyse 1.2'lere kadar geldi ve artık bu dönemden sonra dedik ki olumlu bir dönem. Bir dip süreci sonrasında toparlama dönemi olur demiştik ki bu da tekrar 5'lere kadar uzanır demiştik. Bu da gerçekleşmişti. Ve sonra 3. tepe oluştuktan sonra belli bir noktadan sonra üçlü tepe dolayısıyla yıllarca belki de 10 yıllarca geçemeyeceğimiz bir süreçten bahsettik. Bakın 10 yıllarca diyoruz. Nereden baksanız 7-8 yıl oldu. Ve şunu söylemiştik. Üçlü tepe bunun karşılığı tekrar dolar bazında 5 dolardan 2013'te bunu söylüyoruz arkadaşlar. İşte o zamandan beri insanlar çok ciddi anlamda bana cephe aldı piyasada. Bir takım eski çakalların kurtlarının da deyimiyle diyebilirim. Adeta bize cephe alındı. Ama biz dolar bazında bu çöküşü arkadaşlar söyledik. Gördüğünüz gibi dolar bazında da bu seviyeye geldik. Yani geldiğimiz seviyelerde ben tekrar olumluyum, umutluyum. Dolar bazında dipteyiz görüyorsunuz. Dolar bazında inanılmaz bir düşüş var. Eğer zaten dolar bazında bu bölgenin altına gelecek olursak bu Türkiye'nin tekrar 2000 öncesi döneme dönmesi demektir. Yani birçok şeyi de 2000 dönemini bırakın. Yani Osmanlı dönemindeki halk noktasına geldik. Tek neyse. Boşver girmeyeyim. Hep böyle neyse neyse diyoruz. İşte, ister istemez konuşuyoruz. Geldiğimiz seviyeler itibariyle baktığımızda evet arkadaşlar bu bölge dolar bazında baktığımızda çok önemli destek bölgesi. Şimdi 1.16 şöyle alıyorum. Ve dolar bazında geldiği seviye %20'lik daha bir düşüş olması halinde eski desteğine gelmiş olur. Bu bölgeye gelecek mi?
Daha önce şu hareketi yaptıktan sonra gelmiş. Ama sonrasında ciddi ralliler başlamış. Bunlar önemli. Şimdi ben buraya gelmeden endeksin bu bölgede tutunabileceğini düşünüyorum. Bakın şu bölgeden alıyorum. Eski destek direnç bölgelerini aldığımda bir kademe daha açtım. Şimdi aslında şu kademeyi de dikkate aldığımızda yani bir ara destekteyiz aslında bakın. Yani 1.6 ara bir destek. Şimdi bunu nereden diyoruz? Tabloya dönüyorum. Bakın burada bizim tablomuz var. Endeksin dolar bazında mesela 1973 kapanışı var. Geçen yılki kapanışını da tabii ki aldım. Ama şöyle bir de hemen şurada bir saniye bakayım. Hatta şöyle alabilirsem bir de size şöyle bir şey açayım. Eğer burada çıkarsa onu da sizlerle paylaşmış olayım. Endeks veya sayfa. Endeks evet. Şimdi 3042. Endeks yılı ne kapattı? 17.242. Şunu da 17.242 kapattı. 17.242. Pardon. 17.242 dedim. Tamam şöyle. Şimdi endeksin bakın arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Geldiğimiz nokta itibariyle yıllık kapanışı, aylık kapanışı dikkate aldığımızda hemen bu yılın bakın şu bölge şöyle bir şunu biraz daha büyütelim. Herkes daha rahat görebilir. Bu yıl endeksin tahmin ediyorum ki hareket aralığı 2.93 şu aralık göreceğiz bu sene diye tahmin ediyorum. Aşağıda 1.16 yani şu an kaç? 1.60'lardan bu bölgeye gelmeden yani satıcılı bölgeye gelmeden 1.17, 1.16, 1.15 bölgesinde ki aylıktan yola çıkacağız hemen bakın aylıklara dönüyorum. Sol tarafta da aylıklar var. Tam şu tarafta aylıklar var. Geldiğimiz seviye nereyi gördük? Mesela bugün itibariyle en düşük ne gördük? Şöyle günlüğe dönüyorum. En düşük ne görmüşüz? 16.250. Dönüyorum. 16.250. Yani sarı bölgeye geldik. Bizim için kırmızı bölgenin altında günlük kapanış sarının da kırılacağı ikinci kırmızıya gider anlamını ifade eder. Ama şu an için tam şu bölgedeyiz. Burada tutunuyoruz. Burada tutunmak isteyecek de tutunduk. Tekrar 1.7'nin üzerinde 1.8'lere, 1.7, 1.8 olarak diyorum arkadaşlar. Sonrasında da tekrar 1.9, 2'ler, 2'lerin üzerine bu ay olmasa da önümüzdeki birkaç aylık süreçte büyük ihtimalle artmak isteyecektir. Yıllıklarda da dediğimiz gibi 2.55 ilk hedef olmak üzere. Sonrasında da 3.290 bölgesi aralığına yıl içinde olumlu manada ulaşacağını tahmin ediyorum dolar bazında. Onun için kanaatimce endeksin bu bölgede, bakın şu bölgede tutunma isteği içinde olacağını tahmin ediyorum değerli arkadaşlar. Şu an durumu şöyle bir değerlendirecek olursak, tekrar geçmişe dönecek olursak, bu bölgede ikinci defa denemişti. İkinci defa denemeden toparlayabileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir kere daha şöyle grafiği açalım. O 100 diyelim. Dönüp bakalım. Evet. Ama hızlı bir şekilde 90 binlerin üzerine atmamız bizim için oldukça önemli. 90 binin altında bakın 90 binin altında kaç defa şöyle şey gelmişti arkadaşlar alışlar gelmişti. Daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Bakın 90 binin altında 1. 90 binin altında 2. 90 binin altında 3. 90 binin altında 4. Tekrar 90 binin altındayız. Evet, buradan hızlı bir alış gelmesi lazım. Öyle bir alış gelmesi lazım ki bu hareketin devamı gelsin. Şimdi böyle bir durum olur mu? Yeni yıla girdik. Herkes şunu söylüyor. Genelde yeni yılda evet enteresan şeyler oluyor. Yeni yılın ilk haftaları özellikle. Bakın şöyle 25-27 yıla dönük geçmiş yıllardaki yeni yılın istatistiğini çıkarttım arkadaşlar. Bakın gördünüz. Bu tabloya iyi bakın. Bakmanızı rica ediyorum daha doğrusu. 1995 yılında Ocak ayının ilk 2 haftası. O ortalama Ocak ayının ilk 2-3 haftasını alıyoruz arkadaşlar. İlk 2-3 haftası eksi olduğunda arkasından artı oluşuyor. Yani Ocak ilk 2-3 ilk 1,5 ile 3 hafta aralığında eksi seyrediyorsa arkasından ciddi yükselişler geliyor, artı oluşuyor.
Tabii bu trendlerle de bağlı. Yani öncesinde bunu açıklayayım ki eğer öncesinde şöyle düşüşler varsa bakın şöyle düşüşler varsa eğer o ay eksiyle açıp Ocak ayında birkaç hafta eksi olup arkasından artı gidip sonra ciddi yükselişler geliyor arkadaşlar. 96'da da aynısını görüyoruz. Bakın eksiden artıya geçtiğini görüyoruz. 1997'de artı oluyor. 97 en iyi yıllardan biriydi arkadaşlar. Eskiler hatırlayacaklardır. Artı artı çok ciddi raller olmuştu. 98'de eksiden eksi bir süreç. 97'nin kar realizasyonu eksi bir süreç ve eksi devam ettiğini görüyoruz. Bakın şimdi artı artı eksi eksi ama eksi açıp artı eksi açıp artı. Bunların hepsini istatistik olarak anlatmaya çalışacağım. 99 artı artı çok güzel. 2000 artı artı ama 2000 artı açsa da eksi ve uzun süre eksiler devam etmişti. Yani Ocak ayının ilk haftalarında eksi açıyorsa artı, artı açıyorsa artı, eksi açıp eksi devam ettiği yıl kaç tane var? 1998, 2008. Yani eksi açıp eksi devam ettiği ay 1998'de o da 1997'deki çok ciddi yükselişin ardından realizasyon dönemine rastlayan bir süreçti. 2008'de kriz olduğu bir dönemdi. Bunu da sorabilirsiniz o zaman. O zaman bu sene de eksi açtık. 2008 gibi eksi olabilir. Evet, olma ihtimali var. Ancak bakın 2008'de arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Endeks zaten düşüşüne başladığı bir dönemdeydi. Yani şöyle bir hafızaları isterseniz şöyle bir alalım. 0,5 diyelim. 0,8. Ya da 0,9 yapalım. 0,9 yapalım. Tamam diyelim. Bakın. 2008 düşüşü. Bakın 2008'de zaten tepeydi endeks. Bakın 2008'de zaten tepeydi. Düşüş başlamıştı. Pardon, düşüş başlamamıştı. 2008'de düşüş başladı ve devam etti. Kriz derinleşti. 2008 boyunca. Ama dolar bazında eğer o döneme şöyle bakacak olursak 2008'e dönüp bakalım hemen tekrar. 06 09 dolar bazında bakalım 2008'e. Bakın şu dönem yani 2008'in başında dolar bazında endeks neydi arkadaşlar? Bakın 4,4. Nereye geldi? 1,2'ye geldi. Zaten o dönem başlamış düşüş. Onun için şunu söylemek istiyorum. 2008'de zaten düşüşün başıydı. Onun için eksiler devam etti. Ama biz 2018'de zaten düşüşe devam ettik. Eksi eksi. Evet, eksiyle açtık. Dolayısıyla aynen geçmişlerdeki 1995, 1996, 2003, 2004, 2007, 2012, bakın 2014, 2016, 2017 gibi olma ihtimalimiz var. Yani eksi açıp artı devam etmemiz var yola. Çünkü dolar bazında arkadaşlar inanılmaz bir düşük seviyedeyiz. Ha, şunu şuna benzetebilirsiniz. Doğru. Ben ihtimal var diyorum. Olabilir diyorum. Şu hareket oldu. Tepki verdi. Düşüş sonra bir W yaptıktan sonra. Olabilir mi? İhtimal dahilinde ama aşırı bir düşüş olduğu için ve toparlama şu an için iyi olduğu için ve seçime gittiğimiz için benim tahminim burada şöyle bir hemen şöyle şunu alayım. Bir üçgen olma olasılığı. Yani genelde üçgen olasılıkları oluşabilir. Şöyle alıyorum. Şu bölgeyi alıyorum. Evet. Fibonacci üzerinden aldığım için bu bölge, şu bölge yani dolar bazında 15-70 16-30 gibi bölge. O zaman şöyle bir şey diyeceğiz. 15-70 şuradan geçmiş olsa biraz daha evet şöyle ihtimal artı şöyle bir ihtimalden bahsediyor olacağız. Bu nedir? Yükselen bir üçgen. Diplerde en fazla görülen formasyonlardan bir tanesi. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Evet olabilir. Böyle biraz daha devam edip önümüzdeki haftalarda olumlu, sıkışan, belki daha sonra da çok güçlü yükselişler getiren bir süreç görebiliriz. Bu benim senaryom. Ha böyle olmadı. Böyle olmayacak olursa o zaman süreç bölgede yavaş yavaş belki daha sakin, daha kontrollü ikinci dibi yapıp ondan sonra rally başlar. Ama felaket görüyorsunuz. Ülke bitti. Bundan sonra toparlamaz. Mahvoldu diyorsanız çok kötü diyorsanız, çok kötümserlerdenseniz o zaman nereye geliriz?
O zaman Allah hepimizin yardımcısı olsun. 5,3. 0,5. 0,5. Yani dolar endeks neredeyse 7-8 yılda onda biri kadar geri çekilmiş. Pardon. %90 dolar bazında geri çekilmiş oldu. Benim 2013'te zirveyi 5'i gördükten sonraki beklentim, hatırlayacaklardır insanlar, en az %60'tı. %75 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla ben hedefime ulaştım. Bundan sonraki süreç bizim için önemli. Tabloya döneyim tekrar. Şimdi dediğim gibi 98'de oldu, 2008'de oldu. Bu sene eksi açtık. 95-96. 2003-2014. 2007, 2012, 2014, 2016, 2017 gibi olabiliriz arkadaşlar. Yani olumlu olabiliriz. Normalde artı açtığı dönemlere bakıyoruz. Artı açıp artı devam etmiş. Artı 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 artı. Artı eksi, artı eksi olduğu dönemler 2001, 2002. Bu genelde nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çok ciddi yükselişlerin arkasından kâr realizasyonları dönemine rastlıyor. İkinci, üçüncü haftaki kâr realizasyonları. 2009, 2008'in ardından artı eksi devam etti. Dip süreci devam etti ama sonrasında ciddi ralliler yaşandı. Artı 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 eksi. Şimdi eksi açıp artı devam ettiği kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç yılda? Şöyle söyleyeyim. 13 yılda 9 yıl eksi açıp artı olmuş. Yani istatistik olarak şu an için buna uyuyor. Ama benzer bir durum 2008, ama ne diyoruz, dolar bazında zaten 2008 düşüşün başladığı bir dönemdi. Ve bu aylarca devam etti. Biz aylardır zaten geçen yıl Şubat'tan itibaren düşüyoruz. Dolar bazında 3,5'lardan geldik buraya. Endeks bazında, TL bazında 121'lerden geldik. Bunu düşündüğümüzde durum budur arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalıştım. Bir de tabii ki ben şunu da söylemek istiyorum. Aylık bazda bakın şöyle bir gezinti yapacağız. Aylık bazda bir yerde bunu desteklemek adına şöyle alıyorum. 100 endeksin dolar bazında arkadaşlar bakın haftalık şöyle hatta aylık alalım ki daha şey olacak gibi. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Dolar bazında hisselerin ne kadar ucuz olduğunu görebilirsiniz. Bakın kaç tane hisse sayalım isterseniz. 100 hissede kaç tane hisse dolar bazındaki tepesinin üstünde veya altında veya şu anki seviyesi hangi yıllara denk geliyor? Şu anki seviyesi hangi yıllara denk geliyor? Yani bakın mesela en düşüğü gördüğünde Anadolu Efes neredeyse arkadaşlar dolar bazında görüyor musunuz? 2000 yılı zirve 2000 yılındaki seviyesine gerilemiş. Bundan 2-3 hafta önce veya pardon 3 ay önce. Bakın yani o kadar dipte ki yabancı buradan gelip almayacak nereden alacak? İyi şirketler bakın iyi şirketler onu söylüyorum. Hemen dönüyorum ve bakın Afyon. Yani inanılmaz yani zirvelere baktığınızda bunları görüyorsunuz. Daha önceki tepelere baktığınızda inanılmaz ucuz hisseler. Akbank. Bakın aynı şekilde Efes gibi. Zirvesinden neredeyse aksa. Kaç tane kağıt göreceğiz bakalım. Yani dolar bazındaki zirvesini geçmiş kaç tane kağıda rastlayacağız. Şu an için rastlamadık da. Bakın. Bakın hepsi zirvelerinden çok geri çekildi. Aselsan bile arkadaşlar bakın. Aselsan tamam sonuç itibariyle belki bir yıl önceki seviyesinde. Harika bir hisse. Bir. Ama bir diyemiyoruz çünkü daha önceki zirvesinde altında. Dönüyoruz. Burada Cemtaş zirvesine yakın. Çelebi zirvesine yakın. Yani trendi olan hisseler. Deva ne kadar düşük. Doğan. Doğuş Kelebek. Eczacı İlaç. Eczacı Yatırım. Ege Endüstri. Bakın ki Ege Endüstri. Yani 1,5-2 yıl önce ancak dolar bazında yiyordu ve zayıf. Bakın EKGO aylarca, yıllarca bu kağıttan uzak durun dediğimiz süreç. 2 yıl önce, 2,5 yıl önce kriz geliyor. Çok büyük kriz geliyor dediğim zaman enflasyonla birlikte bu kriz gelir. Türkiye
tarihin en yüksek enflasyonunu görüyor. Dolayısıyla ciddi sıkıntılar dediğimiz süreci hatırlayacak olursanız bunlar. Olabildiğince çok örnek var arkadaşlar. Bunları bakabilirsiniz. Dolar bazında fiyatı üzerinde olan bir tablo göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bu da bir örnek olsun. Yani piyasanın ne kadar ucuz olduğunu burada anlatmaya çalıştım. Durum bu. Herkese bol kazançlar. Görüşmek üzere diyorum.